anda Anıtkabir'deyiz. Burada sadece Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelmiş Ankara güçlüler yok. Türkiye'nin farklı illerindeki Ankara güçlüler de geldiler. Hep bir aradayız. O kupayı mutlaka ne yapıp edip Anıtkabir'e atamızın huzuruna getireceğiz demiştik. Getirdik. Birazdan kupayla birlikte atamızın huzuruna da çıkacağız. Ankara gücü bildiğiniz gibi 108 yıllık bir takım. Aslında kurtuluş mücadelesinde birebir var olmuş olan, o dönemde o mücadelede savaşmış olan ve şehitler vermiş olan bir takımın mensupları olarak onların bıraktığı bu güzel kulübü bizler de devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben Ankara milletvekili olarak hep takıma elimden gelen desteği vermeye çalıştım. Gerçekten hiç hak etmediği şeyler yaşadı bu takım. Çok büyük zorluklar geçirdi. Hatta birileri onun kapatılmasını istedi. Gün geldi doğal gaz alınamadı, gün geldi elektriği yoktu, gün geldi sporcular ikinci yarıya üzerlerindeki o terli formayla çıkmak zorunda kaldılar. Sivas Spor maçından bahsediyorum. O soğukta jilet gibi bedenlerini kesen o formayı giymek zorunda kaldılar. Biz o süreçlerde de olabildiğince takımla, taraftarla, yöneticileriyle beraber olmaya çalıştık. Bazı yöneticileriyle demek daha doğru olur herhalde. Ama çok şükür ki takım bugünlere gelebildi. Ne mutlu bize ki böyle bu taraftarlarla birlikte bu güzel coşkulu günü yaşama imkanına sahip olabildik. Ben Ankara gücüne başarılar diliyorum. Eminim o başarı bizim olacak. Daha nice güzel başarıları kucaklayacağız hep beraber. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz diyorum.